huzur dolu kokusu. Attığımız her adımda yaşanmışları. Yine çıktın uzunca yollara Hasan Efendi. Bu sefer selam getirmeye Anadolu topraklarına. Kalplerde bir selamı buluşturmak Anadolu insanıyla. Çok kıymetli Kağıthane Belediyesi Başkanı Mevlüt Öztekin'den bu selam. Artık söz sende. Yeşili başka yeşil, doğası başka doğa olan bu güzel toprakları yaşat bize Hasan Efendi. Yolumuz Kastamonu Araç'a düştü. Şimdi araç seyahatimiz başlıyor. Herkesleri araç'a davet ediyoruz. Temiz oksijen, organiklik burada. Biz mi? Biz devam ediyoruz. Siz mi? Bizimle gelin hadi bakalım. Efendim buradan Kağıthane Belediyesi'nin selamlarını getirdik araç'a. Bir selam alıp bir selam vereceğiz. Haydi bakalım. Çalmadığın kapı yok be Hasan Efendi. Her çaldığın kapıda sana tebessümle açılıyor. Çal çalabildiğin kadar. Yıldız anne. Hoş geldiniz. Gel bakayım kurban olayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Hoş geldiniz. Senin ben. Ellerinden öpeyim. Gel böyle sen bir koluma böyle gidek sen. Gel. Gel. Gel koluma. Artık yaşlandım. Ne olacak? Yaşlandım. Ha. Paşa kızı mısın, paşa torunu musun? Torunuyum. Ne kadar belli biliyor musun? He? Ne kadar belli paşa torunu olduğun. Belli mi? Vallahi belli. Asil bayilinin kızıyım ya. Maşallah maşallah gel. Şöyle seni oturtayım gel bakalım. Gel bakalım Yıldız anne. Sağlam, hiç merak etme düşürmem. Hiç merak etme. Haydi bakalım. Yıldız anne nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizi gördüm daha iyi oldum, memnun oldum. Hoş Allah geldiniz, Allah sefa geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Ekibiniz de hoş geldi, sefa geldi. Nece bir konak burası, ismi ne bu konağın? Ahmet Cidalcıoğlu konağı. Ahmet Cidalcıoğlu konağı. Ha, Hacı Ahmet. Hacı Ahmet kim? Ne? Ha, kayınpederim. Neydi, ne Hacı Ahmet Bey'i hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum, kayınpederim. Eşimin babası. Babası. Hacı Ahmet Efendi Cidalcıoğlu konağı. Cidalcıoğlu konağı. Evet. Peki Yıldız anne yaş kaç? Yaş 50. 50'de kal. 50'de. 33 doğumluyum. 33. 50'de. Ah kalsam kalamam. 50'de kalak. Kalamam. Ne geceleri saymak Yıldız anne. Kalsam çok iyi olacak. Vallahi. Evet. Yıldız anne. Efendim. Paşa deden kimdi? Selim Paşa diyorlar. Selim Paşa. Ha, babaannemin babamın baba şeysi dedesi. Bu meşhur Selim Paşa olmasın dizilerde yani söylüyorlar ya. İşte Selim Paşa o da. Selim Paşa. Evet. Hı-hı. İşte Kastamonu'da valilik yapmış. Hep bir İstanbul'da her tarafı gezmiş. Buradan Selim Paşa'ya rahmet ve minnet damlıyoruz. Sağ olun teşekkür ettim. Sağ olun. Peki çocuk kaç tane? Üç. Üç tane isimleri ne? Ahmet. Evet. Meri Savaşçı. En küçük de Rüçhan Yetkinoğlu kızım. Nerede bunlar? İstanbul'da ikisi. İşte onlar ikisi de kağıthanede çalıştı eşiyle. Hı-hı. Kızı bu sene emekli oldu. Bizi buraya kim gönderdi biliyor musun? Ha, biliyorum, bilmiyorum. Kim, biliyorum, biliyorum. Kim gönderdi? Şey neydi kağıthane? Belediye başkanı. Belediye başkanı. Mevlüt. Öztekin. Öztekin. Ona çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Başarılar diliyorum. Mevlüt Başkan'a buradan bir şeyin var mı? Ne söyleyeceğim? Bak kamerada seni şu anda izliyor. Başkanım mı? He. Onu sevdiğimi söyleyin. Saygılar, sevgiler. Başkanım bak sana ne gönderdi. Sağ olsun. Kalbimiz kağıthane. Bir lokum gönderdi. Aslında burası lokumun memleketiymiş. Araç. Araç evet. Sağ olsun Mevlüt Başkanıma. Evet Mevlüt Başkan gönderdi bunu. Mevlüt teşekkür Başkan. Edin. Sana böyle bir kupa bardak getirdik. Hatta dedik ki. Yıldız anne pandemi var biliyorsun. Bu virüs olayı var ya. Ben sağlamım ha haberin olsun. Tamam tamam. Bu virüs olayı var. Bu böyle kağıthanede tüm vatandaşlarımıza dağıttığımız bu pandemide evet. Maskeler var böyle güzel. Evet. Bunlardan da getirdim sana.
Teşekkür ettim. Başkanıma da ben buraya bekliyorum memlekete. Uğrasın gelsin. Gelsin, yanına gelsin. Benim yanıma, ben de oraya gideyim, o da bana gelsin. Tamam, eli öpmeye gelsin diyor yani. Ha, ben de onu görmeye giderim. Duyurulur buradan. Ziyaretine giderim. Gidersin. Çünkü gidiyorum İstanbul'a. Evet. Peki Çağatay'daki oğlun ismi ne? Oğlum değil, o Abdullah Yetkinoğlu. Ne, damadın mı? Ha. Ne söyleyeceksin Abdullah'a? Efendim? Ne söylüyorsun Abdullah'a? Ha, selamlarımı söylüyorum. Onlar şimdi evden seyrederler mi beni? Tabii seyrederler. Kızımı, damadımı selam söylüyorum. Gözlerinden hepsini de öpüyorum. Başarılar diliyorum. Yıldız anne, bir de dediler ki Araç'ın en güzel kızıymış dediler Yıldız. Ha, belki öyleymişim. Vallahi öyle dediler. Bak, ben de hatta resmi buldum seni. Öyleymiş. Bak, şu resmin güzelliğine bak efendim şuradaki. Yani sizin. Ha. Yıldız anne, ne güzelmişsin ya. Evet. Hatırlıyor musun bu resmi? Hatırlamaz mıyım? Çekindiğin günü hatırlıyor musun? Ha? Çekindiğin günü hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. O da bir şey, benim bir kardeşimin hanımı. Kardeşimin hanımı. Peki, kaç yıldır Araç'tasın? İşte dedim ya, 54'te geldim. 54'te geldim. 54'ten beri buradayım. Evet. Ne güzel bir şey. 9 tane odası var buranın, 9 oda. 9 tane odası var. Evet, hepsinde ocak var böyle. Biliyorsunuz ocakları. Tabii ocakları bilmem mi? Hepsinde 9'una da ocak yapmışlar, ne yapacaklar sadece. Kağıthane'de Hasbahçı'ya gittin mi hiç? Hasbahçı'ya, Kağıthane'de. Kağıthane'ye gittim. Hasbahçı'ya gittin mi? Hasbahçı'ya gitmedim, bilmiyorum. Kağıthane'nin o büyük yapılan binalar falan var ya. Oralara gittim. Sen geldiğin zaman ben şimdi telefonumu vereceğim oğluğa. Beni ara. Evet. Ben seni Kağıthane Belediyesi'nden aldıracağım, seni gezdireceğim. Tamam. Kağıthane'nin en güzel yeri. Geleceğim bu sefer, torunumun düğünü var. Gel. Torun evleniyor benim. Ama başkanı da ziyarete gel. Tabii başkanı da ziyarete gelirim. Başkan zaten duyuyor. Başkan seni karşılar, hiç merak etme. Sizi tanıyabilir miyiz? Ahmet Savaşçı benim ismim. Ahmet Bey nasılsın? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz doğumluyum. Evet. Biz de emekliyim Bağkur'dan. Siz ne söylemek istersiniz? Başkanımıza çok selam söyleyelim. Evet. Biz de Kağıthane Belediye Başkanı'nı seviyoruz. Allah'ın kendi olsun. Partimizden. Tabii. Buradan Kağıthane'de yaşayan bir sürü Kastamonlu var. Bütün, evet. Onlara da bir selam. Bütün Kastamonlulara selam. Eniştem orada İSKİ'de çalışıyor, ona selam. Sen Kastamonlulara selam gönderiyor musun? Tabii, hep bütün Kastamonlulara. Zaten çok İstanbul'da Kastamonlu. Herkese selam gönderiyorum. Herkese, hepsine selam, gözlerinden öpüyorum hepsinin. Hepsine sağlık, afiyet diliyorum. Canım benim, biz de senin ellerinden öpüyoruz. Evet, ama ben şimdi Kağıthane Başkanı'na geleceğim, onunla tanışacağım çok yakında. Tamam. Yıldız anne. Efendim. Ben buradan Kağıthane'de yaşayan tüm Kastamonlular adına, Kağıthane'de yaşayan tüm hemşerilerimiz adına, hiç fark etmez doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine, ondan adına, hepsinin adına... Sağ ol. Ellerini öpüyorum. Teşekkür ettim. Çok sağ ol. Teşekkür ediyorum. Çok ben de olasın. Ben de teşekkür ettim. Sağ ol. Sağ ol annem benim. Var olasın. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Bu topraklar onların eseridir. Bu yüzden bastığın yeri toprak diyerek geçme, tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Yine gözler doldu, boğazlarda bir yumru. Evet, Araç şehitliğine geldik. Ne güzel ya. Şanlı bayrağımızın altında ne güzel bir sözdür bu. Hey diyor şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber. Mehmet Akif Ersoy'u buradan rahmet ve minnet tanıyorum. Ülkemdeki tüm şehitlerimize, doğusunda, batısında, kuzeyinde, Birinci Dünya Savaşı'nda, cephelerde, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, bütün şehitlerimizi buradan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını rahmet ve minnet tanıyorum. Doğu'da birçok şehidimiz oldu son senelerde. Tüm Kağıthane'de yaşayan Kastamonlular adına, tüm Araçlılar adına, Kastamonu'da yaşayan tüm hemşehrilerimiz, efendim güneyinden batısına, doğusundan kuzeyine, Anadolu'nun her bir ferdi adına dualar okudum burada. Sizler adına ziyaret ettim. Buradan da Kağıthaneli hemşehrilerimize selam olsun. Sayın Başkanımız Mevlüt Öztekin'in bir projesiyle Anadolu'yu karış karış geziyoruz efendim. Biz mi? Bizim yolculuğumuz devam ediyor. Nereye mi? Takip edin.
Kuşaktan kuşağa bir konak. Yaşanmışlıklar, anılar, hatırı silinmez yıllar. Kim bilir ne hikayelere gebe olmuş bu duvarlar. Kolağa konağını ziyaret edip dinleyelim bakalım hikayesini. Bugüne ulaşan kuşaktan. Talya Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ne güzel bir konağınız var. Teşekkür ederim. Konak sizlerle güzel. Güzel gören gözlerle güzel. Ne kadar güzel. İçindeki evet. De güzel olursa. Evet, sağ olun. Efendim, sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Benim hayatım burada geçti. Benim için bir hayattır burası. Hayatınızın olduğu yere doğru şöyle yürüyelim mi beraber? Yürüyelim, buyurun. Siz lütfen önde. Şöyle. Haydi bakalım. Bizim otomatiğiniz bu canım. Kapıyı açmak için bunu evet, kullanıyoruz. Kapımızı açmak için. Yani Talia abla diyor ki ben yorulmayayım diyor. Teknoloji hiç kullanmıyor. İpi çekiyor kapıyı açıyor. Evet, evet. Bakın evet. bak. Kameramanım aşağıyı görür musun be? Bak gördün. Aynı. Evet efendim. Merhabalar. Merhabalar, siz tanıyabilirsiniz. Merhaba, ben Sevgi Ertaş. Yengem oluyorlar. Sevgen, şimdi evet, teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkür ediyorum. Uğur Ertaş, konağın dördüncü kuşağı. Aman ya Rabbim ya. Evet. Burası ne güzel bir yer ya. Evet efendim. Talia Hanım sizi şöyle alalım. Nasıl isterseniz öyle olsun. Her yerde lütfen. Efendim Talia Hanım burada Çam Sakızı Çoban Armağanı Kağıthane Belediye Başkanımız benim... Sayın Mevlüt Öztekin'in sizlere çok selamları var. Çok teşekkür Onlar, ederim. Her ne var. Kadar tanımıyorsam, tanışmıyorsak da, gıyaben tanışıyorsak da şöyle. Şahsınızda başkanımıza teşekkür ediyorum. Efendim Kağıthane bölgesinde çok Kastamonlular. Mutlaka vardır. Biz evet, Türkiye'nin her yerine yayılmışız. Bir de İstanbul'da bizim Hacı Bekir'imiz var ya. Evet, çok ünlü bir lokum. Evet, o Araçlı'dır. Biz Araç'ta lokum yaptıkları için biz de Araç'a lokum geçiyoruz. Şöyle takdim ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Şahsınızda. Evet. Ben de şahsınızda tekrar kendilerine teşekkür Burada ediyorum. Burada İstanbul resimli güzel kupa evet, bardaklarımız evet, var. Evet. Sizler olmasanız. Efendim burada böyle başkanımızın Çok teşekkürler başkanımıza. Var. Saygılar, sevgiler, muhabbetler. Evet Ali Hanım şöyle biraz muhabbet edelim mi? Evet. Sizi şöyle alalım. Ben oturmayayım. Tamam o zaman şöyle. Oturmayayım. Bakın benim öyle anlatmam lazım. Evin sahibi Kolağası Bey. Kolağası Bey. Yıldız Sarayı'nda Abdülhamid'in, ikinci Abdülhamid'in zamanında binbaşı, şimdinin binbaşısı görev yapıyor. 1909'da ikinci Abdülhamid tahttan indirilip Selanik'e biliyorsunuz sürgün gönderiliyor. Ve 1912'ye kadar 3 sene Selanik'te kalıyor. Bu arada bütün subaylar şaşkın. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ve hepsi ve bu evin aynısı İstanbul'da Ihlamur Deresi'nde var. Bu evin aynısı. Ve Kolağası, eşi İsmet Hanım ve iki kızı Hayriye Hanım ve Safide Hanım'la orada ikamet ediyor. Darü Saadet. İstanbul'un biliyorsunuz eski ismi. Darü Saadet'te iki kızı oluyor. Ve orada yaşamına devam ediyor. Ama tabii İstanbul'daki olaylar çok fazla ilerliyor. Ne yapacağını bilemiyor. Onun üzerine zaten hükümette bu subayları bunları hepsini diyor ki herkes hani evine mecburi olaraktan herkes evine. Ve Kolağası Bey iki kızını alıyor. Yani biz şu anda Kolağası'nın misafiri miyiz? Evet. Ben de onun misafiriyim çünkü. Ve ben onun sayesinde bu evdeyim. Ve onun sayesinde ismim duyuyor. Onu rahmet ve minnetle anıyoruz. Evet. Evet. Ben de öyle. Her duamda önce Kolağası Bey. Biz bugün Kastamonu'nun Araç ilçesinde Kolağası'nın misafirleri evet. olduk. Kolağası'nın misafirleri. Ne ya, mutlu bize. Ne güzel ya. Ne güzel. Tebrik ediyorum sizi. Öyle mi? Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Yani, özünüze insan bir geçmişini böyle
Öyle muhteşem anlatıyorsunuz ki, öyle akıcı anlatıyorsunuz ki. Bunun için üzüntü mi acaba, yoksa iltifat değil? Yok, kesinlikle doğru olanı söylüyorum. Evet. Bir kere müzeye şeklinde getirmişsiniz. Evet. Efendim, tavanların bir güzelliği var mı? Tavanlarımız tamamen el oyması. El oyması ve aralarındakiler boyama değil. Ve kulağısı beşi dediğim gibi 1914'te emekli oluyor. Hanımını ve iki çocuğunu alarak araca giriyor. Araca niye geliyor diyeceksiniz. Çünkü Gemi Köyü'nde abisi Ali Molla. Gemi Köyü'nde. Ali Molla. Köyde Molla'ymış. Küçük erkek kardeşi de, o da Dolmabahçe Sarayı'nda atlı süvariymiş. O da araçlı. İkisi de ne yapıyorlar? Özlerine dönüyorlar. Ve hemen Kolağası Bey burayı dediğim gibi alıyor ve ustalarla anlaşma yapıyor. Burayı tam başlanıyor bu konak, dediğim gibi Erzurum isyanı var, çıkıyor. Erzurum isyanı 1914-15, bakabilirsiniz tarihe. 1914-15 isyanı başlıyor, Erzurum isyanı. Gönüllüleri topluyor, Kolağası Bey Erzurum'a gidiyor. O gelene kadar da hanımı ve ustalara sadık ve Kolağası Bey gelene kadar birinci kat, alt kat. Bu evin zaten girişi öndendir. Ön kapıdan girersiniz, arada kapı vardır, bu kata çıkarsınız. Bu katta kapı var, üst kata çıkarsınız. Kolağası Bey öyle yaptırmış, aynı Ihlamur Deresi'ndeki konak gibi. Bakın, çok enteresan. Ve burada yaşamaya başlamış. Taliye teyzeciğim, her şey için çok teşekkür ediyorum. Sana önce İstanbul'da yaşayan tüm Kastamonlar adına, buradaki Kastamonlar adına böyle bir konağı yönettiğin için, içinde yaşadığın için, hissettiğin için çok teşekkür ediyorum. Biz artık yaylaya doğru gidiyoruz. Hislerimi anladığınız için, böyle bir insanla tanıştığım için asıl ben memnunum. Çok teşekkür ederim. Çok müteşekkirim size. Çok teşekkür ediyorum. Şahsınızda bütün ekibe, bütün İstanbul'a, bütün Anadolu'ya, bütün Türkiye'ye teşekkür ediyorum. Herkes evine sahip çıksın. Herkes memleketine sahip çıksın. Herkes vatanına sahip çıksın. Peki. Göç yapmasın. O zaman ben herkes adına İstanbul'u gelinin bir elini öpeyim. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Siz de görüşmek Allah'a üzere. Hoşçakalın. Sağ Sepetçoğlu bir ananın kuzusu. Hiç gitmiyor kollarımdan efemde sizi. Şanlımızın yazısı yasıl dağlar yasıl. Osman Efendi geliyor vay vay. Gidelim kışla önü aşağı, salıvermiş ince belden efemde kuşağı vay vay. Thank you.
Yaman olur Kastamonu uşağı. Yasıl dağlar yasıl, Osman Efendi geliyor vay vay. Sepetçoğlu bir ananın kuzusu, hiç gitmiyor kollarımın efendi sızısı vay vay. Şanlımızın yazısı, yasıl dağlar yasıl, Osman Efendi geliyor vay vay. Uzaktan da olsa tebessümü göndermekte bir aracı. Aramalı kıymetlileri, habersiz bırakmamalı, selamsız koymamalı, hal sormalı, hatır sormalı ki gönüller öylece soğumamalı. Alo. Selamünaleyküm başkanım. Aleykümselam sevgili başkanım, nasılsınız? İyi hamdolsun, sizler nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz hamdolsun, sağlığınıza duacıyız. Yoldasınız herhalde. Evet yoldayız. Evet. Arkadaşları... Evet. Size emanet ettik. Araca evet. Doğru geldiler. Vallahi çok iyi yaptınız. İyi yaptınız. Sağ olun. Teşekkür ediyorum sizlere ben öncelikle. Ve bu başarılı arkadaşları da bize göndermişsiniz. Hasan Bey gerçekten konusunda çok uzman, deneyimli bir arkadaşımız. Sağ olun, var olun. Burada aracın güzelliklerini sizlerin sayesine çok da güzel bir program yapmışsınız. Bu Anadolu'yu yani İstanbul'u Anadolu'ya taşımışsınız. Bu şekliyle de ayrı bir güzelliği var. Tebrik ediyorum sizleri başkanım. Eyvallah başkanım, sağ olun. Bizim kağıthanemizde yoğun nüfus Sivaslı hemşehrilerimiz var, Kastamonlar var, Ordular, evet. Giresunlar, Sinoplar, Anadolu evet. Birçok kentinden hemşehrilerimiz var. Evet. Kastamonu'dan başladık bu sene inşallah evet. Kalbimiz Anadolu diye. Arkadaşlarımız önce sizlere misafir oldu. Çok teşekkür ederim tekrar. Saygılar sunuyorum sizlere. Sağ olun. Bu ilçemizde dediğiniz gibi İstanbul'da Sivas'tan sonra Kastamonu geliyor bildiğim kadarıyla. Doğru. Bizim nüfusumuz 6500 ama İstanbul'daki nüfusumuz da 200 bine yakın aslında. Doğrudur başkanım. Ama Allah kolaylık versin, hayırlı çalışmalar diliyorum. Çok sağ olun. Tekrar. Bizlere desteklerinizi de bekliyoruz başkanım. Yani sağ olun her zaman. İlçemiz küçük olduğu için her şeye ihtiyacım var. Ben de İstanbul kokusunu alan Yıldız Üniversitesi mezunuyum ben de. Güzel. Yani ilçemize işte hizmet etmek için insanlarımıza hep birlikte uğraşmaya çalışıyoruz. Olur başkanım. Yolunuz düşerse bekleriz i̇nşallah. Biz de inşallah uğramaya çalışırız sizlere. Uğrayacağım başkanım. Sadabad'ın merkezine uğrayacağım. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere başkanım. Sağ olun. Selamı duyunca kalpler ısındı ya, işte bu samimiyet böyle güzel, böyle hissettiren. Kıymetli Araç Belediye Başkan Yardımcısı da bizi hiç yalnız bırakmadı sağ olsun. Dört tarafı ormanla kaplı Araç'ta. Bir de tarih yatan bir yere getirdi mi bizi, değme keyfimize. Efendim merhabalar tekrar. Vallahi bugün...
Sağ olsunlar Araç Belediyesi'nde sevgili başkan yardımcımla birlikte bir yol kat ettik. Dediler ki bir kahin tepesi var. Gizemli mi gizemli? Biz de gizemin olduğu yere geldik. Biraz kapalı, bir şeyler göremediniz. Ama bence göreceğiniz gizem daha sonra araçları çok gururlandıracak ve Türkiye'de herkesin kahin tepesine bir yolculuğa çıkacak. Yani bu yolculuk Kastamonu üzerinden Araç'a geleceksiniz. Böyle dört tarafı ormanlarla kaplı, muhteşem bir havanın, muhteşem bir doğanın olduğu yere geleceksiniz. Bu doğa tarihiyle sizi karşılayacak. Ama bir tarif var. Tarif böyle bezlerin altında böyle efendim kapatmışlar. O tarih zaman içerisinde çıkacak. Biliyorsunuz Urfa'da bir Göbekli Tepe var. Aslında Kastamonu'nun diyorlar tarihi değişecek. Çünkü burada hangi uygarlıklar yaşamış bilmiyoruz. Onu artık tarihçiler yapacak. Onu artık kazı yapanlar bilecekler. Onun gibi analizleri yapılacak. Ve bu gizemli yere bir gün sizler gelmeye çalışacaksınız. Bence Araç'ı görmeye çalışacaksınız. Efendim kullandığınız araç değil yalnız. Kastamonu çok güzel bir ilçesi. Adı Araç. Efendim Kahin Tepesi'nden seslendik sizlere. Sayın Başkan Yardımcımız burada. Onu da bir alalım. Şöyle sohbet edelim. Aslında buraya baraj yapıyorlarmış. Türkiye'nin her bir tarafına barajlar yapılıyor. Ama bazen barajlar yapılırken inşaat alanlarında farklı tarihi dokular bulunuyor. O tarihi dokulardan birinin yanındayız. Sayın Başkanım alabilir miyiz siz efendim? Sayın Başkan ne güzel bir yere getirdi. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Araç Turizm Derneği Başkanı. Aynı zamanda belediye encümen üyesiyim. İsim soyad? Aziz Özelci. Aziz Başkanım. Çok güzel bir yere getirdiniz. Önce teşekkür ediyorum. Bizim her tarafımız güzeldir. Aracın her tarafı böyle yeşillik doğrultudur. Araç deyince Araç değil dedim. Kastamonu'nun güzel bir ilçesi Araç dedim. Burada bir tarih yatıyor. Doğrudur. Urfa'nın Göbekli Tepesi var. Sabah söyledikleriniz bana da söyler misiniz efendim? Tabii. Urfa'nın Göbekli Tepesi var. Burası şöyle söyleyeyim ben size. Buraya bir baraj yapılıyor. Baraj yapılırken incelenme esnasında Düzce Üniversitesi'nden Nurperi Ayaygin hocamız geliyor buraya inceleme yapıyor ve burada bir tarih yattığını belirliyor. Bu da Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Kastamonu Müze Müdürlüğü önderliğinde Nurperi hocamla beraber bu kazıyı yapıyoruz. Biz belediye olarak da elimizden gelen desteği veriyoruz ve dünya tarihini değiştirecek bir yer olduğunu söylüyor hocamız. Bu da milattan önce 7000 ile 12000 arası bir tarih olduğu söyleniyor. Yani aslında şu anda ayaklarımızı bastığımız yerin altında bir tarih var. Aynen öyle. Burada hocamın anlatması yani ben ne kadar bilirim o kadar arkeolojik bilgimiz yok. Tabii ki de alet edevat çalışması yapılmış. Taşlardan değişik aletler yapılarak başlandığı bir atölye olduğu söyleniyor. Yani bu gizemin altında neler var? İnsanlar onu beklesinler. Bir iki sene sonra her şey meydana çıkar. Bir finansör bulduğumuz zaman bir senede de çıkarabiliriz inşallah. Yani efendim bir kere Sayın Başkanım teşekkür ederim. Buradan da biliyorsunuz ki İstanbul'da Kağıthane'de çok Kastamonlular var. Şöyle diyeyim aracın nüfusundan daha fazlası İstanbul'da yaşıyor. Yani şu anda 100 bin üzerinde nüfusumuz var araçta. Peki buradan Kağıthane bölgesinde yaşayan Kastamonlu hemşerilerinize neler söylemek istersiniz? Şöyle. Şöyle söyleyeyim. Burayı unutmamalarını, her sene gelmelerini, geliyorlar zaten de burayı tanıtmalarını istiyorum. Gelsinler, aracı tanıtsınlar, yaylalarımıza çıksınlar, görsünler. Evet. Her tarafımız yeşil ve doğa ve kültür kokuyor. Biz buraya gelirken Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in selamını getirdik. Bizden de çok çok selamımı iletirsiniz. Bütün belediye başkanlarımıza saygı ve sevgi duyuyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Çok sağ olasınız, var olasınız. Efendim emeği kimler geçtiyse, hangi hocamız, hangi arkeoloji uzmanları, efendim Düzce'den diyor, Kastamonu Üniversitesi'nden, hocalara çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir tarihi bulduğunuz için. Ama inşallah dediler, burası milattan önce artık 7000 yıl mı bastığımız yerde tarih var. Biz tarihin derinliklerinden, bu güzel tepeden, efendim bu güzel mekandan böyle etrafımız çam ormanlarıyla kaplı bu güzel yerden, Kahin Tepesi'nden yolculuğumuz Araç'a doğru tekrar devam ediyor. Efendim siz mi?
Hadi Hasan Efendi, koyul şimdi de köylerini adım adım gezmeye Araç ilçesinin. Ve rotamız çevrildi Akıncılar Köyü'ne. Merhaba, ismin ne? Halil Zilif. Halil Bey, senin ismin ne? Hatice Zilif. Hatice Zilif. Halil Bey, nasılsın? İyiyim Allah'a şükür, teşekkür ederim sizlere sorumlu. Neredeyiz şu anda burası? Yenceköy Yakacık Mahallesi, Kastaman Araç. Nasıl? Köyde yaşam nasıl? Köyde yaşamımız çok güzel. Ortamımız güzel, temiz havamız. Evet. Hayatım bir kere organik. Yüzünden evet, evet. Görüyorum, sizin de yüzünüzden görüyorum. Evet, çok organikliği. Evet. Peki buradan bir selam alalım mı senden? Nereye selam gönderiyorsun? Kastamonu'da bütün hemşehrilerimize selam gönderiyorum. Evet, İstanbul'da nereye selam gönderiyorsun? Kağıthane'de yaşayan tüm Kastamonlular selam olsun. Kağıthane'de yaşayan tüm Kastamonlulara selam olsun. Bizden de size selam olsun. Aleyküm. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağ olun, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.